işte yeşil grup hattında heyelan, işte Kırgıl tarafta heyelan. Yani ilçemizin bütün bölgelerinde şu anda çok heyelan var. Yollar kapalı. Samsun'un Salıpazarı ilçesinde meydana gelen selde bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de kayboldu. Yaklaşık bir saat önce Salıpazarı'ndan çıktığımda yağmur daha yeni başlamıştı. Çarşamba Samsun yaptık. Salıpazarı'na geldik, şehir merkezine giremedik. Mahsur kaldık burada. Salıpazarı'nda öğlen saatlerinde başlayan şiddetli yağmur 2 saat gibi kısa bir sürede sele dönüştü. İlçenin üst kesimlerinde hayatı olumsuz etkileyen sel, ilçe merkezinde etkisi altına aldı. Evleri, dükkanları ve kurumları su basarken yollar ve parklar ise sular altında kaldı. İlçeden geçen Terme Çayı'nın suları köprülerin boyuna gelirken vatandaşların arabaları ise yolda kaldı. Ekipler çalışıyor. En kısa zamanda açılacak. Üç beş sene önce yine buna benzer oldu ama bu kadar değildi. Daha önceki Yeşilırmağından gelmişti. Bu seferki ikisinden biri geldi. Meydana gelen selde Ahmet Yıldız isimli bir şahıs dereden karşıya geçerken suya kapıldı. Olay üzerine polis, jandarma, 112 ve AFAD'dan yardım istendi. Yapılan çalışmanın ardından kaybolan şahsın cesedine ulaşıldı. Bir kişi ise selde kayboldu.